Acı dediğimiz şey geçici. Bazen bir dakika sürüyor, bazen bir saat, bazen bir yıl. Hiç bitmeyecek sanıyoruz. Hep böyle sürecek. Hep aynı şiddette devam edecek. Bir gün çektiğimiz acıların hepsini unutabiliriz. Devam edebiliriz kaldığımız yerden. Yeni bir nefes, yeni bir başlangıç. Yeni bir umut sarıp sarmalayabilir bizi. Yolumuza devam edebiliriz. Ama yine de kalbimizdeki görünmez izleri yok edemeyiz. Farkında mısınız? 6-10 var. Niye beni arıyorsun bu saatte? Bu sefer de ben seni uyandırayım dedim. Ben uyandım canım çoktan. Güzel. Şu an 20 dakika içinde okulun spor salonunda buluşalım. 10 dakika. Annem sana? Hiç, yok bir şey. Anne, hadi bana babamı anlat. Zeynep, hadi sen bana sana ne oldu onu anlat. Ya vallahi bir şey yok. Anlat hadi, dinliyorum. Babam çok iyi bir insan her şeyden önce. Dürüst, nazik, düşünceli. Sen hiç babamdan böyle bahsetmezdin. Nasıl? Yani hep işte şöyle bir insandı, böyle bir insandı falan diye geçmişteymiş gibi konuşurdu. Ama şimdi sanki hayattaymış, yaşıyormuş gibi anlattı. Öyle mi yaptım? Vallahi öyle yaptın. Allah Allah. Hiç farkında değilim. Yüz. Tamam yeter. Kerem yeter. Yetmez hocam. Ya derdin ne senin? Derdim falan yok. Buluyorsun bu adamı bana. Şüphen olmasın. Kerem sen neyin peşindesin abi? Her şey bitmişken niye arıyoruz ki biz bu adamı?
Buyurun. Salih Buda'yı arıyordum ben. Arıyordun, buldun. Buyur. He, sizsiniz. Evet. Merhaba. Merhaba. Aslında sizin bir tanıdığınızı arıyorum. Bir gemide çalışmışsınız. Yani daha doğrusu reveransın kaptanıymış kendisi. Tayfun kaptan. Evet, evet. Geçenlerde buralardaydı da sen Tayfun kaptanı bulmak için neden arıyorsun? Bir dakika. Yaşıyor yani hayatta. Evet. Peki ne zaman döner? 2 haftadan önce dönmez. Tamam. Ben buraya bir ismimi numaramı yazayım. Yani kendisiyle çok önemli bir konu konuşmam lazım da. Söyleyeceğim misin? Sabah sabah selam yok mu? Günaydın. Ne bu halin? Ne varmış halimde? Ağzın kulaklarında. Ne oldu? Antidepresan mı kullanıyorsun? Evet, her gün 6 tane alıyorum tok karnına. Tavsiye ederim. 6 tane? Hı hı. Biraz tehlikeli. Ancak kesiyor sayende. Zeynep. Kerem, benim işim var ya. Ya bir dakika ya. Neden bana böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Hiçbir şey yokmuş gibi. Ne yapmamı bekliyorsun Kerem? Hı? Ağlayayım mı? Kendime mi parçalayayım? Ne yapayım? Bak, doğru düzgün davransaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Biliyorsun değil mi? Onun için mi morg kapısında baygınlık geçiriyordun? Neden yalan söyleyeyim? Evet, yani sana bir şey olsaydı... Gerçekten üzülürdüm. Eminim öyledir. Gerçekten. Başka kimle uğraşırdım? Sen gerçekten hastasın biliyorsun değil mi? Galiba öyleyim. Neydi? Tok karnı 6 tane değil mi? Zeynep. Canını sıkacak bir şey yapmadı değil mi? O benim canımı sıkamaz artık. Fena gol yedik değil mi? Sana soracaktım, soramadım. Şimdi sorayım. Yani benim durumum belli. Peki sen neden taktın kafaya bu kısa? Öyle bir sebebi yok. Gıcık oldum sadece. Peki. Kerem. Ne? Bir daha bu kızla uğraşmayacağız değil mi? Oyun oynamayacağız bir daha. Melis, bunu bir kez söyleyeceğim sana. Senle ben takım falan değiliz, tamam mı? Bunu aklına sok. Bir daha bana gelip de Kerem ne yapacağız, bunu mu yapacağız, şunu mu yapacağız deme. Anladın mı? Kerem demek ben demek. Bunu hala anlayamadın mı? Bak sevgili gerizekalı. Sen şimdi Kerem'den hoşlanıyorsun ya. Böyle aklın sıra ona aşıksın ya. O senden şu kadarcık hoşlanıyorsa ben de ne olayım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.